Hoş bulduk oğlum. Teşekkür ederim. Hadi bakalım, Cengi hazır mısın? Hayırallah. İstiyorum. Yıl 2009. Ben bulunduğum, mensubu olduğum partinin içerisinde yıllar önce görüşmediğim bir arkadaşımla karşılaştım. Seyhan Oteli'nde. Orada, ben ses olabilir miyim? Seyhan Oteli'nde belediye başkanlarının elleri kaldırılacaktı. Arkadaşım televizyon beynin program hazırlayıcısı. Dedi ki, ne yapıyorsun Azime? Dedim işte burada görevliyim, kadın kollarındayım. Bir bakar mısın dedi ilk 4 sıraya. Bir tane kadın yok. Ve ben o an dedim ki, ben olmadığım için belki de yoktur dedim. Gün geldi, yıl 2024. 2024, şu an genel başkanım, 3 tane kadının Allah kısmet ederse o salonda elini kaldıracak. Bu mutluluğu yaşattığınız için teşekkür ederim. Bravo. Uzun bir zamandır ben il teşkilatlarımızı gezemedim. Şehirleri gezdim, ilçeleri gezdim, teşkilatlarımızla esnaf gezdik. Ama bu il merkezlerine, il başkanlıklarına, ilçelerdeki ilçe başkanlıklarına gidemedim. Çünkü Covid vardı, yasaktı. Arkadaşlarımızı zora sokmamak ve kurallara uymamış olmak olmasın diye biz dışarıda gezdik hep. Ve dışarıda buluştuk partilerimizle. Bugün Adana İl Başkanlığındayız. Ve gerçekten burada olmak benim için tarif edilemez duyguların karşılığı. Ve bu il başkanlığında öyle hisler içindeyim ki hani nereden nereye diye bir psikolojim var. Çünkü hakikaten çok zor bir yoldan geçtik. Ve her bir arkadaşım bu zor yoldan geçerken pek çok şeylerini en azından manevi manada feda ettiler. Zorluk yaşadılar. Pek çok zorlukla karşılaştılar. Ben sizin huzurunuzda bütün partimin en başından beri partimizi yaralan, çeşitli bedeller ödeyen, çeşitli zorluklara dayanan bütün arkadaşlarıma en kalbi teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Ama bugün geldiğimiz noktada güzel bir iş yapmışız. Hakikaten güzel bir iş yapmışız. İyi ki de İYİ Parti'mizi kurmuşuz. İyi ki de İYİ Parti'mizi kurup onu var etmek için direnmişiz. İyi ki de. Şimdi bugünün Türkiye'sine baktığımız zaman o direncin, o iradenin, o gayretin ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye'ye ne kadar önemli bir yolu açtığını hep beraber görüyoruz. İki yumruğun arasına sıkıştırılmış değerleri üzerinden, inançları üzerinden, aidiyetleri üzerinden, şuculuk buculuk üzerinden, yani seçmenin, milletin karşısına, bireyin karşısına dikilip birbirine düşman edilen ve bu işin rantını da siyasetçinin yediği, milletimizin şırak çıktığı bir düzeni Allah inşallah bize gösteriyor, bugün gösteriyor. Yarın da inşallah bunun sonuçlarını göreceğiz. Yani 1 Nisan günü de sonuçlarını göreceğiz. Biz milletimize nefes aldıracak, üçüncü bir tercihiniz var kardeşim dedirtecek diyen bir seçenek ortaya sunan bir siyasi organizasyonuz. Bir diğer özelliğimiz de öğreniyor olmamız. Şu anda iddia ediyorum Türkiye'nin yeniliklere, dünyada gelişen her türlü hadiseye karşı fikirleri öğrenip ona karşı olumsuzsa o fikirler, ona karşı direnç gösteren, olumsuz hadiselerse milletimizi bunun karşısında daha doğru bilgilendirip nasıl tavır alması gerektiğine yönelik uyarıda bulunan bir öğrenen ve bunun karşılığı tavır geliştiren bir siyasi organizasyonuz biz. Yani bir nevi okul gibiyiz bir taraftan da.
Ama en önemli özelliğimiz bir aile olmamız. Bugün burada biz belediye başkan adaylarımızı ama en başta şimdi kalk. Sen de kalkabilirsin. Ay, iki kadın arasında bir kadın olmak harika bir duygu. Adana'nın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ve bakın başkanını diyorum ve belediye diğer ilçelerimizin belediye başkanlarını kamuoyuna ilan edeceğiz. Şimdi Ayüce Hanım'ın bir özelliği var. Adana'nın da bir özelliği var. Adana rahmetli başbuğumuzun şehri. Adana yani Türkiye'de rahmetli başbuğumuza çeşitli ne diyeyim yanlışlıklar yapılırken çeşitli onun hakkında tezviratlar, kurduğu yapının hakkında tezviratlar yapılırken, kötülükler organize edilirken Adana rahmetli başbuğumuzu bağrına basmış ve onu milletvekili seçmiş bir ilimiz. Benim gözümde kadim başbuğun şehridir. Adana başbuğun kadim şehridir. Dolayısıyla bugün burada biz onun kızını ama sadece kızı da değil, aynı zamanda mücadeleci, kendisini tam dün akşam beraberdik, sordum kızım ben seni kaç yaşından beri tanıyorum diye. 16 ile 17 arasında anlaşamadık ama o yaştan beri tanıdığım, birçoğunuzun benden daha eski tanıdığı, çocukluğunu bildiği ama mücadelecilik ruhuyla babasının yani bugünkü temsilcisi olan bir kızımız, kardeşimiz, bir siyasetçi. Şimdi enteresan bir şey var Ayüce Hanım'ın. Ben Ayüce Hanım'ı partimize katmak için aradığımda İstanbul veya Ankara'yı sorabilirdi. Meşhur insanların tümü bana bunu sordular. Çünkü büyük şehirlerde çok fazla gayret etmeden seçilirsin. Yani partinin sistemi öndedir. Şimdi Adana büyük bir şehrimiz ama günün sonunda Adana'da siyasi alan ve seçmen sonuçta birbirini tanıyan ve kimin kim olduğuna dair fikri olan ve her seçmene, her muhtara, her bir kadına ulaşılması gereken bir şehrimizdir. Adana'dan aday etmek istiyorum seni, bana düşen hak üzerinden yani kontenjan üzerinden dediğimde 10 dakikalık muhtemelen annesine bir bilgi verdi. Dolayısıyla gelin hanımla çok uzun zamandır ahbaplığımız iyidir bu arada. Görümceliğim hep iyi olmuştur. Sonuç itibariyle 10 dakika sonra işte şu saatte uçağa binip geliyorum dedi. Şimdi bunun anlamı şu. Ayüce Hanım aynı zamanda babasından öğrendiği vazifeye koşmak, vazifeden kaçmamak şiarının da canlı temsilcisidir. Şimdi aynı şey, bakın Türkiye'de yoktu şu süreçte. Bazı çalışmalar yaptık ve önde çıktı. O yoktu biliyor musunuz? GİK topladım ben. GİK'te Adana'da Ayüce Hanım'ı aday edeceğim dedim. Yani bizim her şeyimiz kamuoyuna yansıdığı için o da yansıdı. Ve basından duydu. Daha evvel yani acaba mı diye konuşmalar oluyordu. Gene Adana'ya hizmet benim için bir şereftir dedi, tartışmadı. Şimdi bunları niye anlattım? Ayrıca Türkiye Eşitaş göreceksiniz Adana'nın bu dönemdeki Büyükşehir Belediye Başkanı o. Milletvekilliğinin tam tadını çıkaramadan kızım belediye başkanlığı gibi bir ağır sorumluluk, bir ağır görev seni bekliyor. Hiç üzerinde tartışmadan yani partisi adına, milletimiz adına, Adana'ya duyduğu sevgi adına baş üstüne dedi ve seçileceğine Allah şahidimdir. Kalpten inanıyorum. Genel başkanınız olarak ne gerekiyorsa yapacağımı burada hepinizin huzurunda
söylemek istiyorum. İki kadının el ele verip ve diğer belediye başkanlarımızla birlikte şu birliktelikle beraber bu işi başaracaklarına inancım tamdır. Allah inşallah gayretlerimizi, gayretlerinizi ibadet saysın. Aa, çok teşekkür ederim. Harika. Kadınların sesi olmamız için Adana'nın anahtarını bana teslim ettiniz. İnşallah ben de size belediyelerin anahtarını yönetimimizdeki arkadaşlarımız, belediye başkan arkadaşlarımızla birlikte teslim edeceğiz. Allah o günü göstersin. Hadi inşallah. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.